Peki bunu ben şimdi ben konuşmuşuzdu da burada partilerin hepsinin programlarından mı şey yaptınız? Evet şöyle yaptık. Algoritma... Yani hemen çıkıyor çünkü yani mesela bir sürü kişi diyor ki yani bazı partiler daha çok çıkıyor, evet. Bazıları hiç çıkmıyor falan gibi. Onu da aslında konuşabiliriz. Yani şöyle ki sorular ve algoritmayı ben hazırlarken ilk başta soruların olabildiğince Türkiye'deki mevcut sorunları kapsaması olayında 25 tane soru seçtim. Ondan sonra politikaları okumaya başladım. Ama politikaları okurken şöyle, her parti programı her soruyu karşılamıyor tabii ki. Yani parti programları bazı sorularda ne dediği belli değil. Mesela Türk Komünist Partisi'de biz bunu çektik. Komünist Parti'nin mesela şey konusunda, azınlık ortakları konusunda ne düşündüğünü bilmiyorum. Ulusalcı mıydı? Parti programında yazmıyor mesela. Ulusalcı Ali Can Proje'nin ortağı. Konformundan gerek var mı? Onları bilmiyordum. Yaptığımız şey şu. Üç aşağı falan filan var mı sadece? Aynen. Üç aşağı beş yukarı parti programlarında alabildiğimiz alt. Mesela Diyanet'in kaldırması herkesin bildiği şeyin söyleminde var. Şeyin HDP'nin parti programında da var. CHP'nin mesela Diyanet'in kaldırılması konusundaki duruşu HDP'den biraz daha az radikal olduğu için çok katılıyorum da HDP'nin puanı daha yüksek, CHP'ninki daha az. Çünkü CHP reform etmek istiyor, kaldırmak istemiyor. Tüm dinlere eşit bir mesafede kalmasını istiyor. Onun için ben mesela kesinlikle katılıyorum, kesinlikle kaldırılmasına kesinlikle katılıyorum diyene HDP'de daha fazla puan verilmesine yazdım. Katılıyorum diyene de CHP'de daha fazla puan verilmesi. Yani o tarz, o katılıyorum, kesinlikle katılıyorum arasındaki nüans farkları bile detaylıca düşünüldü. Tekrardan sonra gelecek olursak, mesela TKP'nin parti programı olmayan şeyi de Google'ladım. Azınlık vakıfları Komünist Parti, azınlık vakıfları sol.org.tr. Çünkü sol.org.tr de Komünist Parti'nin resmi yayın sitesi. Oradan çıkan haberlerden tabii ki biraz da belli bir subjektif yorumlamamla yani kesin beyanat olmasa da adamların haber dilinden vesaireden bir puanlama çıkarmaya çalıştım ama bu %20'sini oluşturmuştu. Genelde %80'de çok rahat bir şekilde hangi partinin nerede ne kadar pozisyon aldı. Mesela LDP çok rahattı. Çok netti yani. AK Parti de netti. Zaten tespit biraz AK Parti karşılıklı üzerine kurulmuş gibi de algılanmış olabilir. Nihayetinde mevcut meselelerin çoğu AK Parti'nin çözemediği meseleler veya AK Parti'nin sebep olduğu meseleler. İşte biraz azınlık partiler sıkıntı yaşadık ama mesela CHP'de şöyle bir durum oldu. Testin CHP ve HDP baskın olduğu söylendi. Bir de LDP tabii ki. LDP'nin baskın olduğu şu aslında. LDP'yi kimse tanımadığı için LDP bireri zannediyorlar ama yani LDP özgürlükçü programı olan herkesin aslında eğer özgürlükçüyseniz LDP çıkmasını doğal karşılamasını bir de diğerlerinden burada, biraz fazla farklı. Evet, aynen. Farklı derecede şeyler olduğu için. Zorunlu askerlik mesela konusu. LDP'nin en net pozisyon aldığı nokta mesela HDP zorunlu askerlik kaldırılsın, profesyonel askerle geçilsinden ziyade zorunlu asker kalsın, kamu hizmetine geçilsin. Evet. Yani profesyonel ordu konusunda net bir fikri var mı? Çok emin değilim. CHP'nin de keza öyle. O öğrenlerde mesela LDP'de kesinlikle katılıyorum da LDP yüksek çıkıyor. Ama ben CHP'liyim neden LDP çıktı sorusunun cevabı LDP'nin daha net özgürlükçü pozisyonuna sahip olması. LDP'yi geçelim. Burada herkes LDP'nin hakkını teslim edecektir. Kemalizme karşı hafif sempatileri haricinde. Onu da söyleyelim yani. Çünkü bugün 1923'lü meselesi olan iki partinin seçimini görmek ne acı bence Cem Toker'in ilk söylemenin olmaması lazım. Cem Toker'in biraz daha özgürlükçülük üzerine söylemini yürütmesi lazım. Buradan da başkanı iletirsiniz bu gün geliştireyim. Biz gelmez mi? HDP ve CHP meselesine gelelim. En çok sorulan, en çok eleştirilen biri testte neden APO'yu veya PKK'yla olan organik bağ olan bir partiye oy verir misiniz tarzında soru sormadığınızdı. Açıkçası biz partilere biçilen ön yargılara değil, partilerin söylemleri ve geliştirmek istedikleri politikalardan yapmak istedik. Yoksa şöyle bir soru da sorabilirdim. Dinci bir partiye oy verir misiniz tarzında bir soru nasıl AK Parti için sormadıysa. Yani PKK'cı bir partiye oy verir misiniz tarzında sorular sormadık. Orada olabildiğince ona iyi, yani ona gidebilecek konulardan siz, mesela yerel yönetimlerin alanını genişletilmesi bir şekilde HDP'nin özelliğine vurgu yapan bir durum. Oradan katılımcıların onu bulmasını istedik. Bu kadar zaten balapat soracağımıza o zaman şey yapardık. Hangi partiye oy vereceksiniz diye baştan sonra da anket yapmazdık. Amacımız da zaten o ön yargılardan bağımsız parti politikaları üzerinden kime ve kendi fikir dünyasına kadar yakın olduğundu. Onun için bir partiye yakın veya uzak noktasında şunu söyleyeyim en son. Algoritmayı yapan sonuçta benim, subjektif olabilirim.
objektif böyle bu işin nesnelliği de yok, siyaset bilimi yapıyoruz. Matematiksel bir formül, kesin formülü de yok. Ama nihayetinde daha özgürlükçüyseniz, daha HDP'li çıkmanız normal. Eğer milliyetçi sayıklarınız da güçlüyse, o zaman aşağıda önem seçeneğine tıklayın. Ana dil eğitiminde mesela benim için çok önemli değil, kesinlikle katılmıyorum derseniz, HDP'nin zaten oranını biraz azaltıyorsunuz. Bununla ilgili de işte bir gözükmeme falan tarzı feedbackler geliyor. Bazı insanlar bunu keşfetmemiz gibi. Bunu çok fazla oynayınca sonunda bir durum oluyor. Yani ben denemiyorum yani. Sonundaki sonuç. Yani onunla hiç oynamadığınız zaman sonuç geliyor. Onunla çok fazla oynadığınız zaman sonuç gelmiyor. O aslında işlem yükünü arttırıyor. İşlem yükünü arttırınca yok yani rol vermiyor da sonucu çok yoğun olduğu zaman işlem yükünü arttırınca vermeye gidiyor. Yok, her zaman o kadar bir şey değil. Var mı başka soru? Testle alakalı? Başlayalım. O zaman sakallı olmayınca rahat rahat konuşabiliyorsun bir şey yapmayın. Evet, sakallıdan da düz soran bir şey yok. Bu kaç parti vardı? Niye o partileri seçtik? Ha, onu da söyleyeyim. Tamam, peki. 8 parti seçtik. 8 parti seçerkenki noktamız şu, tabii ki 4 tane parti gerçekten barajı geçmesi muhtemel ve işte temsil kabiliyeti daha yüksek partiler. Geri kalan 4 partiyi neden seçtiğimizi söyleyelim. Yani HDP, AKP, ANAP. ANAP diyorlar burada. Sosyal medyada bayağı ANAP çıktı bana falan tartıştı. HDP, AK Parti, CHP, MHP dışındaki partileri neden seçtik? Yani onları seçmemiz nedeni, dün biraz televizyonda da bahsettim. Yani onların biricik bir pozisyon olması. Biricik dediğim yani unik bir pozisyon. Yani bu 4 partinin, ana partinin kapsamadığı pozisyonlar bu geride kalan 4 parti. Mesela Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Muhafazakar İttifak, yani MHP ile AK Parti'nin ortasında, yani ikisini birden, hatta ortasını demeyeyim. Böyle nasıl derler? Combo efekti yani, anlatabildim mi? Daha da böyle sağda bir konumda. Onun için onu koyduk. Mesela Liberal Demokrat Parti, liberal pozisyona kadar 4 ana partide kimse ekonomik anlamda liberal pozisyonu temsil etti. Onun için koyduk. Komünist Parti, yani sol ideoloji, CHP gibi biraz daha pragmatist veya HDP gibi işte Kürt meselesiyle harmanlamaktan ziyade daha böyle evrensel sol olma iddiasında bir pozisyonda olduğu için koyduk. Son partide Vatan Partisi de çok müstesna bir sol ve milliyetçilik harmanı olduğu için, yani ulusalcılık veya kızılelma olarak adlandırabileceğimiz bir pozisyon olduğu için koyduk. Geri kalan partileri koymadık. Hepsi tek tek parti mi koyabileceğimiz varsa koyacaktım. İşlem yükünden falan değil. Mesela DSP. DSP'yi ben niye koyayım? Yani ya CHP'ye ver ya Ulusal Parti'ye ver. Değil mi? Anlatabildim ya. Orada ekstra DSP çıkaracak bir nokta yok. Küçük partiler o kadar şeyler ki. Yani orijinal değiller ki. Hayır, ben var sonra işte ben yani. Ali Can yüzünden mi koydum? Haydarbaşı mı? Abi Haydarbaşı değil, Haydarbaşı koysam kesin hepsini o çıkar. Çünkü adam her şeyi gösteriyor. Kesin birinci çıkacak bir Haydarbaşı koysaydım. Onun için koymadım. Yani parti o kadar manipülatif olmasa da yok. Hem Atatürkçü'ye, hem Dündar, hem Milliyetçi'ye vesaire, hem sola. Onun için koydum, Haydarbaş sonuçları şey yapmasın diye. Onun dışında parti hakikaten varsa aklınızda şu partiyi neden koymadın? Ya yok hakikaten, 22 parti var. Yani hepsinin de savunduğu az çok da belli değil. Belli olsaydı koyardık. Ya Komünist Parti'yi koydu, komünistler liberallere ortak çıkınca bu nasıl liberal ve komünist nasıl ortak çıkardılar? Bir tane çok güzel İngilizce tweet atmış, onu da retweetledim. Yani Türkiye öyle bir ülke ki liberal ve komünistin ortak çıktığı bir ülke. Hakikaten yani siyasal özgürlükler noktasında ortak yerdeyseniz liberaller ve komünistler Türkiye'de ortak çıkıyor. Bu arada bu Komünist Parti o TKP'deki Stalinist bölümünde. Evet, ikiye bölüm de özgürlükçü kanadı temsil eden Komünist Parti. O işte nasıl desem daha böyle merkeziyetçi, otoriter, üslubu benimseyen parti değil. O bakımdan da öyle ama mesela biz ileri bir demokrasi veya atıyorum İngiltere'de olsaydık sorularımız çok daha komünistlerle liberallere ayıracak şekilde özelleştirme politikalarına, sağlık politikalarına devredilecekti ama şunu da söyleyeyim, eğer ekonomi sorularımız daha fazla olsaydı bu ayrım daha belirgin olurdu ama test içerisinde de Komünist Parti'yi bir liberal eleyebilirdi. Şöyle ki, şayet ekonomik meseleler, politik meselelerden daha önceliklidir sorusuna kesinlikle katılıyorum demiş olsaydınız, algoritmadan biraz bahsedeyim. O soru iktisat sorularının ağırlığını otomatikman 1,5 kat arttırıyor. Bir de mesela asgari ücret veya işte devletin ekonomiye müdahalesi veya Merkez Bankası'na müdahalesi sorularında da
kesinlikle katılıyorum deyip üstteki boru ekrandan gösterdim. Şunu da çok önemli seçmiş olsaydınız, Komünist Parti orada zaten yani derbeder oluyor böyle. Ne eksiler alıyor, ne eksiler alıyor. Onları yapmayıp da her şeyi normal seçince tüm soruların ağırlığı aynı. Ve test içerisinde 17 tane siyaset sorusu var, 8 tane iktisat sorusu var. Yani iktisatta farklılaşmayı test içerisinde yapmazsanız 17 siyaset sorusundaki ortaklık 8 iktisattaki zıtlığı biraz gölgede bırakıyor. Onun için Komünist Parti çıkıyor. Öyle de bir durum var. Testin içerisinde bir ekonomi sorusu puanlamayı etkileyen bir durum. Bir bu işte bahsettiğim önem katsayısı. Bir de en sondaki baraj altındaki bir partiye de oy verebilirim noktası. Orada eğer katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum derseniz katsayısı farklı olmak şeklinde partilerin şeyini baraj altında kalması muhtemel 4 partinin oylarını alıyor. O partilerden çıkan oylar nereye dağılabilir göre kendisi daha çok ilginç bir algoritma. Algoritmanın en başarılı kısımlarından biri de bence biraz bu. Yani şöyle, o partileri silip mesela LDP eğilimi yüksek birisi şayet barajın altındaki partiye ben oy vermem diyorsa oyunu gidip de LDP'yi silip tüm partilere eşit dağıtmıyoruz. LDP seçmeni muhtemelen işte şu 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 partiye verir deyip o partilerin o partilerdeki o adamın o partilere olan eğilimine göre o oyları dağıtıyoruz. Böylelikle o eğilim daha da güçlenmiş oluyor. Ama LDP yine sıfırlanıyor. Sıfırlanmıyor. Yarısına kadar düşüyor. Yani hem maksimum derecesi. Maksimum yarısı oluyor. Hiçbir zaman LDP sıfırlanmıyor. Öyle bir durumun söz konusu. Ya onun için LDP bir şekilde bir özgürlükçü eğilim olan birisi en kötü 3-4'te çıkıyor. O da oyunuz zaten bayağı bir dikkatli çekiyor. Neden buyunuz falan tarzında. Yani sonra şey dediler ya işte yani Liberal Demokrat Parti'nin bir yaptığı bir hareket falan. Açıkça son sonsoru olmasa değil mi? LDP birinciydi. Hep birinci oldu. Şimdi şöyle, en çok eğilimi olan partinin yüzdesel dağılımları öyle. Anketler sonucunda işte CHP %26 çıktı arkadaşlar. İlk sırada. Yani eğilim bu arada şey olarak algılamayın. CHP'ye oy vereceğim diyen insanlar değil. Politik eğilimlerinin en yakınlaştığı partiler olarak söylüyorum bunu. HDP %23. Yani HDP verebiliyorlar ama CHP'nin daha üst yukarıda olduğunu bilmeniz lazım. Üçüncü LDP geliyor. %14 ama işte burada şey var. LDP'de barajın takıldığı için mesela hepsi baraj değildir. Mesela bu %14 muhtemelen %18-19 falan olacak. O şekilde bir hesap yapabiliriz. Anlatabildim mi? O şeyde soruda evet. Barajı işaretleyenler o zaman evet. Yani dolayı düşüyor. Dolayı düşüyor ama LDP'nin oyu genelde özgürlükçü cepheye gittiği için size birazdan da özgürlükçü cepheyle muhafazakar cephenin oy oranını da söyleyeceğim. CHP 26, HDP 23, LDP 14. Sonra 4. AK Parti geliyor. %10 ciddi anlamda AK Parti de çıktı bu arada. Yani hakikaten şey AK Partili olan tipler de bayağı doldurdu ve onlar da bunu seçimden demedi. Şöyle bir durum vardı, AK Parti'den sonuçlarından çok memnundu. O bir AK Parti çıktı, %60 AK Parti. Aynen, %60'dan aşağı çıkan da yok. Bayağı AK Parti'nin bir çok bir şey olabilir yani. Daha hani detaylı incelemedik sonuçları gerçi ama özellikle 60-70 çıkarmaya çalışıp öyle de paylaşmış olabilir. Yani, evet, doğru. Artık da manipüle edilen isteyen çok iyi. AK Parti 10, sonrasında Komünist Parti geliyor 8. Ha MHP 9, Komünist Parti 8, işte Saadet Partisi 5, Vatan Partisi 4. Ama şöyle, bu rakamları şöyle yorumlayacak olursak, dün sol liberal dediğim benim, Enes'in kızdı. Ama nihayetinde bu Türkiye'de bir sol demeyeyim de, iktisadi anlamda kolektivist mantık var arkadaşlar. Yani şu an o sorun listesini çıkarmadık ama tahminim asgari ücret arttırılsın sorusunda evet diyenlerin oranı, hayır diyenlerin oranına çok daha fazla. Yani o kesin. Veya devletin, hükümetin sanayiye müdahale konusu belki biraz daha ortada olabilir ama nihayete CHP ve HDP baskın çıkmasının bir nedeni de LDP'ye kıyasla iktisadi konularda devletçi zihniyetin hala egemen olması. Ama siyasi konularda özgürlükçü, iktisadi konularda devletçi dediğim sol cepheyle ikisinde de özgürlükçü, liberal cephenin toplam oy oranı işte CHP'yi, HDP'yi, Komünist Parti'yi ve LDP'yi topladığımızda %70'e yakın çıkıyor. Vatan Partisi'ni sağcı cepheye alıyorum biraz. Çünkü onlar sağcı kolektivist. Yani onlara sol demek doğru değil. Vatan Partisi, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'ni aldığımızda %30. Dün programda da paylaştım. Gençler artık bu hamasi fikirlere bence o kadar tevessül etmiyor. En azından babaları kadar, anneleri kadar tevessül etmiyor. Çünkü Türkiye'de bir %70-30, şu an %60-40 gibi bir sağ sol veya işte muhafazakar özgürlükçü de demeyeyim ama muhafazakar seküler değil. Çünkü sekülerlerin hepsi özgürlükçü değil bizim önceki jenerasyonda, o da bir gerçek.
Ama öyle bir cephe varken şimdi sekülerleştikçe de özgürleşen bir nesil var. Yani olay sadece Diyanet'in kaldırılmasının ibaret değil bu test sonuçlarından. Yani internete erişimin yasaklanması, alkol, kültürel meselesi, tabi bunlar biraz sekülerleşimle alakalı ama mesela şeyi çok merak ettim, bu evlilik, yani aynı cinsiz, aynı cinsiz evlilik konusunda mesela ne çıktı? Onların raporları... Daha cevaplamadan şeyi söyleyeyim, evet. Gençler biliyorsun ya, nereden biliyorsun gençlerin? Gençlerin, ben bu arada, evet. Onu sen söyleyebilirsin. Ama şey, analitik verilerinden geliyor aslında zaten. Yani iki tip şey var, ya Google Analytics kullanabiliyoruz ya da Yandex Metrika kullanabiliyoruz o ölçümleri yapabilmemiz için. Biz Yandex'i tercih ettik. Ben kullanımı daha çok sevdiğim için yani çok da özel bir sebebi yok aslında. Oradaki sonuçlara baktığımız zaman %94 oranında 24-34 yaş arası olarak görünüyor telendikleri. Zaten geleneklerin %80'lik bir kısmında falan soru çözümü de var. Dolayısıyla öyle bir çıkarım yapabildik. Çıkarımız önemli. Bu arada inşallah verileri çıkartabilirsek tez zamanında bir rapor da yazmayı düşünüyoruz. O ses olduğu sonra öyle cevaplayacağız. Şu an daha 4 günlük data. Çok uğraşamadık her soruda nasıl bir durum olduğunu. Çıkardıkça onunla ilgili bir rapor da paylaşmayı düşünüyoruz ve böylelikle bu projeyi almasının akıllarında tamamlayacağız. Tamam, Ayşe'nin yapıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben biraz testi çözmeden önce bir iki şey ipucu vereyim. Burada ben seçeceğim, siz diyeceksiniz ki Alper sağa sola kaydır. Ona göre tartışacağız. Çünkü bazı konularda kesin konsensusumuz olacağız, tartışmayacağız bile. Bir de bu önem meselesinde de biraz guidance şeye ihtiyacım var sizin rehberliğinize. Her soruyu çok önemli dersek hiçbir farkı kalmaz. Onu söyleyeyim yani. Bazı soruları çok önemli dememiz lazım. Çünkü her soru çok önemli değil, aslında her soru eşit derecede önemli olmuş oluyor. O bakımdan dolayı da bana şey verirsiniz. Şu işaretleme şeklinde ilgili bir şeyim var. O kayıyor, kayabiliyor yani. Cep telefonunda. Cep telefonu. Özellikle bunda belki... Bunda yok. Şeyde olmuyor, yani cep telefonunda oluyor. Hangisini işaretledim, doğru mu işaretledim vesaire şey oluyor. Sarkın'ın kırpıldı, ben sana gösterdim Alican, teknik bir şey var. Sarkın yukarı kaydırınca tıkılmış oluyor şeye. Ha, kaydırırken. Bir de tam kaplıyor Sarkın'ın bir şey de yok. Hiç kıpırdatmasak mesela ne oluyor? Neyi kıpırdatmasak? Ya o mesela konuşsun. Full kararsızım dedin. Full kararsızım. AK Parti çıkıyor. Full kararsızım da sadece mevcut. Hayır. Aşağısı okey oynuyor ama üst hep aynı kalıyor. Ha, o zaman işte zaten normal. Yani o zaman şu oluyor. Her sonra işte ağırlıkta olmuş oluyor. Şunun için söyleyeceğim, şimdi mesela soruların üzerinden gideceğiz ama bu soruların hepsi herkes için farklı derecede önemli olan olacak ya, mesela oraya sabit bir kabile edelim. Tam şundan dolayı yaptım onu biraz da, liberallerde mesela iktisat meseleleri biraz önemli ya, onun için önemli, çünkü bunu okumamıza gerek var ama şeyini çok tartışmayalım, yani önem sıralaması, eğer biraz önemli olduğunu düşünüyorsak en kötü az önemli yaparız, yani az önemli değil de şununla bir önemli yaparız veya çok önemli yaparız. Ona bakalım. Yani çok argüman inşallah çok tartışmayacak ondan. Tamam mı? Başlayayım ben. Okey. Şimdi bu en basit sorulardan biri zaten. Sizce devletin internet ve sosyal... Bu arada ben soruları not da alacağım çünkü algoritma vardır çökerse bir daha baştan doldurmuyorum. Yani şey, ben mesela şey düşündüm. Burada ekonomik meseleleri politik meselelerden derken yani benim ekonomik durumum politik özgürlüklerden daha önemli mi değil mi? Gibi bir şey algıladığım doğru, için. Doğru öyle. Aslında. Ama aslında amaç o. O mu? Ama yani şu değil mi? Ekonomiye, ekonomik politikaların önemsenmesi yani liberal... Amaç o. Yani ama tam benim söylediğim o değil mi? Algoritmadaki verdiğim triki unut. Çünkü algoritmada verdiğim o şey noktası, işte ekonomi sorunun kantitesini yükseltiyor noktası şundan dolayı. Ekonomik meseleleri önceliyor. Bak Türkiye'deki mevcut sosyolojiye baktığını incelediğiniz zaman adam basın özgürlüğü falan umurunda değil. Adam diyor ki altyapı yapıldı mı, belediye hizmetleri gibi ekonomik kriz olacak mı olmayacak mı? Bunu öncelikli tutuyor. Eğer bu soruya evet derse ekonomi sorularının ağırlığı artıyor. Neden artıyor? Çünkü adam siyasi meselelerden öncelikli tuttuğu için az olan ekonomi sayısının, ekonomi sorusunun ağırlığı artmak suretiyle daha böyle iktisadi eğilimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Mesela anladığım doğru bu anlamda. Bir olmadan bir olur mu? Olan örnekler var. İkisinin beraber olması lazım. Öyle şeyler var. Mesela bu saçma bulanlar da olabilir. Yani politik
politik özgürlük, yani ekonomik özgürlük, politik özgürlükle birlikte geleceği. Milton Friedman zaten mesela şey ekonomik özgürlükler olmadan, siyasi özgürlükler olmadan diye bir şey söylüyor. Özkan sen ya gerçi şöyle bir şey var, yaratılan algı ya da bizim toplumumuz üzerinden ya da liberallerin ne tür bir soru soracağıyla ilgili olarak kafamda belirgin bir şey olduğu için burada kastedilerini anlamak mümkün ama şimdi benim aklıma gelen hemen şu oldu, hukuk açmaz var ya, hani hukuk devleti eksikti. Bunu bir politik bir mesele olarak mı yorumlamak lazım yoksa ekonomik zenginleşmenin öncülü olarak mı yorumlamak lazım? Şimdi hukuk devletini aldığı zaman zaten ekonomik zenginleşme de olmuyor. Hukuk devleti diye bir problemimiz varsa o zaman bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Test aslında biraz daha yüzeysel bakan insanlar için açıklandığı için derinlikli bir bakış için hakikaten doğru söylüyorsun. Yani o bakıdan bakış açısını çok kapsayan bir soru değil. Kararsız. Bu soru kararsız verince nereye gidiyor? Bütün soruların ağırlığı aynı. AKS'ye gidiyor. Ama mesela katılmıyorum derseniz iktisadi soruların ağırlığı azalıyor. Onun için TKP çıkabilir mesela. Anlatabildim mi? Çıktı da. Çıktı mı? Tamam abi. Çünkü sen işte siyasal özgürlükleri daha çok özgürlükleri bir şey yapma. Bunu katılıyorum ya. Katılıyorum. Bir de şey söyledim mesela yani hukuk ve adaletle ilgili mesela böyle bir soru yoktu. Var mıydı? Hukuk ve adalet ilgili yani, yargıyla alakalı, yargıya müdahale mesela. Ya şimdi şöyle, soruyu direkt kör gözle bakmam. Şöyle, yargıya müdahale noktasında CHP'nin ne yapacağını bilmiyoruz. Yani geçmişi sicili iyi olmayan bir parti, anlatabildim mi? Şu an yargıya müdahale diye ben soru sorsam, AK Parti dışında bütün bu partilerin pozitif olması, AK Parti'nin negatif olması lazım. Yani yargı konusu biraz daha böyle nasıl desem bir çok real konu. Kim iktidardaysa. Evet, kim iktidardaysa. Bir o, bir de ikincisi yani CHP'nin de iyi bir yargı modeli getirilebileceği konusunda bir şeyi de yok. Vaadi var ama yani nasıl desem yeni anayasa mı mesela yargı sistemi düzenleyecek biraz muğlak bir konu yani. Onun için tam eğilimle seçebilecek bir soru olmadığı için. Ya dış politika ve o konu gerçekten... Evet, dış politikada bir soru sadece onun için sorduk. Yoksa Kıbrıs'ta sorabildik, Ermeni'de sorabildik ama seçmen eğilimi de mesela orada çok aslında şey değil. Yargı konusu değil ama... Öyle, ben algoritma açıkçası çok mu konuşuyorum? Katılıyor mu bu deniliyor? Yani TKP çıkmasın. Katılıyor, katılıyor. Şu etkilemiyor burada. Evet, sorunu az geldik. Kaldırdı. Profesyonel ortaya geçinmeli mi? Burada herhalde herkes kesinlikle katılıyordu değil mi? Abi çok önemli değil. Önemli bu konu benim için. Bir hayatı mesela. Bence de çok hayır önemli. Şöyle, çünkü ya şey arasında kalıyorsun. Hani profesyonel ortaya birden geçemeyeceğin yine aynı mevzu. İlk başta kamu hizmeti olarak sağlarsın, geçiş dönemi olur vesaire. Onun için önemli diyebilirsin bence. Bilimler olarak ama hep böyle değerlendiriyoruz. Aynen şu. Profesyonel askerliği kafadan çıkar bence. Evet yani o uygulanabilirliği kafadan çıkar. Evet uygulanabilirlik değil. Zaten ilkeye bakıyorum. Yani böyle bir şey yapılabilmesi mümkün. Çok önemli olan şey. Yok birazdan çıkacak bence. Abi yani şöyle ya bence önemli şeylerden biri bu. Yani bu testteki ilk üçe koyarım ben bu soruyu. Ben de koyarım. Askerliği yapmıyorsan askerliği yapmıyorsan. Ben yaptım bedelliği daha geçen. Ben hiç öyle hata alınabilecek dayım olmasın diye. Ben de bedelliği yaptım. Bunlar önemli değil. Madem öyle yani bir ortalama bulmak da bir şey yapıyoruz. Kadınları sormak zaten. Asgari ücret kaldırılmalı oldu. Genelde benim o soruyla ilgili duyduğum eleştiriler kaldırılmalı koymuşlar. Anlıyorum. Hapsalasında bile yok yani. İmkanım. Burada bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben daha az dışarıdım bu arada sosyal medyada. Ben de kaldırdım. Ben de daha şey olması lazım şıklarda, bölgesel olmalı. İşte o daha, bak şöyle, şıklarda olması olmalı biraz da işte orada şey yaptık. Daha. Efendim? Nasıl? Ha, soru alabiliriz. Unutmadın mı? Bu arada şu meseleyle ilgili Liberalizm TV'de son bir video çıktı. Asgari ücretlerin aslında yarar mı yoksa zarar mı sağlığı mı? Evet, Liberalizm TV'de bu kanala bakın çok güzel. Bundan sonra çok kaldırılmalı olacak. Evet. Bu videoyu izledim daha az kaldırılmalı pozisyonu yani. Yani daha az biraz daha fışlık kafayı yiyor. Yok ya ben de sen söyledim. Ben tabii ki kaldırılmalı diyoruz. Ben de normal. Bence normal lazım. Şey,
Cem Evleri ibadethane olarak yasal statü kazanmalıdır demektir var. Burada da işte şöyle bir eleştiri oluyor. Hayır kazanmamalıdır. Camiler de kaldırılmalıdır. Bu önceki soru şey o. Diyanetin kaldırılması sorusu aslında burada çelişkiye soru. Yani şu statüsü demek illa diyanetle eşdeğer olması demek değil. Yani mesela işte bir vakıf tarzında hani bir işte elektrik, su parası vesaire vermesin. Bir de şey var yani bazı kesim hani ben kararsızım dedim buna. Çünkü hani bazı kesim Aleviler tamam olsun istiyor ama bazı kesimler mesela... Yani bazı kesimlerin statüsünün ne olduğunu acaba biliyor musunuz? Yani oradan da çok emin değil mesela. Aslında o ibadet... Eşitlik olsun anlamında ben. Yani ibadethane statüsü kazandığı zaman şu oluyor. Devlet oraya görevli atıyor. Yani cemaatin cebinden çıkmayan bir parayla devlet oraya görevli atıyor. Aslında bize yanlış bir şey. Bize ayrı bir şey. Dönüyoruz. Yani daha iyi diyorsan buna da ayrı diyorum. Ben burada şunu diye düşündüm. Yani camiyle olan statüsün en azından eşitlenmesi mevzusunda ne düşünüyorsun? Yani tamam belki Cem Evleri ibadethane olarak yasal statüyü kazanmamalı. Hiçbiri kazanmamalı ama cami gerçeği varsa ona göre nasıl olmalıdır diye de kesinlikle demedim ama katılıyorum dedim mesela. Aynen ben de önem derecesini düşün tuttum ki işte bir önceki soruyu... Sen muhafazakarlığın iyice olduğunu... Ya adam sosyalist bana muhafazakar... Hayır bir önceki diğerli sorusuyla bir denge oluşturabilmesi için ikisi de önemsiz. Ya, çünkü bu sefer hakikaten birbirine ters bir durum var yani. Diyanet kaldırısını da Cemil'leri niye ibadet sanıyor? Bu saçma böyle saçma olur. Bunu da her sırasını iki yapalım diyen var mı? Yani orta yerine biraz bir, daha sonra. Bir yapalım. Yani normal kalsın yani. Normal kalsın. Normal böyle hiçbir şey yani bu sefer azaltmayacağız. Tamam abi. Aramızda ayrı kesinlikle katılıyorum. Daha önemli. Ekonomik büyüme için şirketler üzerindeki bürokrasi ve vergi yükünün azaltılması gerekir. Merkez konusunda. Çok önemli. Çok önemli kesinlikle. Burada piyasadan anlayan iktisadın en azından temel ilkelerinden herkesin vermesi gereken cevap. Kesinlikle katılıyorum. Bence önemli bir şey de olabilir. Çünkü ben iş bulmak istiyorum falan filan. Yani evet burada zaten ekonomi önemli. İş bulmak istiyorsunuz. Çok önemli. İyi de önemli olarak işaretlerimiz gerekir ama vergilerin uzanması için konsansa var olması gerekiyor. Tamam işte iş bulmak istiyorum o yüzden önemli olsun. Çok önemli o zaman. Çok önemli çıkmaz diye. Üyeliğini destekliyorum. Buna mesela ne dediniz? Evet bu biraz tartışılabilecek. Mesela ben buna katılıyorum dedim. Aynen. Kararsızlığına kesinlikle katılıyorum dedim. Benim çok bürokratik ve devletçi bir kafası da var abi. Hatta önemli de... Önem sırasında ortada bıraktım. Ben de aynı. Ama çok önemli yani Türkiye için şöyle önemli. Bir Avrupa Birliği çıkması olması bir şekilde Türkiye'nin özgürlüklerine doğru. Zaten Avrupa Birliği'ne girmeyelim. Ama Avrupa Birliği standartlarına gelelim bazı durumlarda gibi bir şey var. Yani. Onun için daha da düşündüğüm şey bu. Avrupa Birliği'nin kapısına kadar gelelim. Gelin desinler bizi almıyorum abi. Hayır, zaten katılabileceğimizi bilsem kesinlikle katılmıyorumu seçerdim zaten. Katılamayacağımız için çıkıyor. Zaten kısa vadede bir çözüm gibi durduğu için aslında. Yani yol anlamında. Evet, tabii ki. Ben bu Orta Doğu kapısından çok rahatsız oldum. Hem önem derecesini çok önemli yaptım hem de kesinlikle katılıyorum yaptım. Çünkü senden o zaman Komünist Parti kesin çıkmamıştır abi. Çünkü Komünist Parti Avrupa Birliği'ne karşı mesela. Dördüncü sırada çıktı enteresan. Ben de unuttum ama dördüncü sırada... Siz asgari ücret artısını ne diyorsun? Valla ya adam kendi cevaplarınız bize artırıp gülüyor ya. Kendi sonuçlarını paylaştık. Paylaştık zaten. Adil bir gelir dağılımı için devletin sosyal yardımını daha da arttırması gerekir mevzusunda. Acaba ne diyorsunuz? Ben katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle mi? Katılmıyorum. Ben normal katılmıyorum. Ben kesinlikle katılmıyorum. Daha da mesela aynı inanılmaz bir şekilde. Daha da arttırmasını diyemiyorum nasıl yani. Daha da arttırması bence vurucu olmuş hakikaten. Ben de şey sorunda da bir şeylik var aslında. Daha da arttırması gerekir çünkü mevcut daha var. Ama şu an şöyle bir algı çok fazla evet. Yardım edilmiyor. Evet. Çok fazla. 13 milyon. Şey var evet. Suriyelilere yardım ediliyor. Mesela o rakamı da çıkıyor. Sosyal politikadan şey yani göreceli değil mi bu? Yardım parası da gidiyor. Yo zaten bu. Farklı bakanlık ve kurumlardan. Tabii canım ya şey, rapor yapılırken her soruyla ilgili veri varsa veriler paylaşılır.
Şimdi aslında şöyle bir durum var, yani biz bu soruyu okuduğumuz zaman direkt aklımıza vergi geliyor. Ulan tabi bu kadar vergi alıyorlar falan, daha ne kadar alacak, daha ne kadar artıracak falan, ama insanlar onu şey olarak düşünüyor. Tam vergi toplanıyor ama kendileri yiyorlar falan, dağıtmıyorlar. Ya ben bir ekonomist olarak düşündüm, sosyal yardımların daha da artırması gelir dağılımını düzeltmez, aksine daha da bozar. Onun için çok önemli, yok kesinlikle katılmıyorum. Aynen, ben de yapmıştım ama kesinlikle katılmıyorum mu diyoruz? Evet, evet. Önem sırasını çok mu önemli, normal mi? Yani çok önemli. Önemli. Çok önemli. Hayır, soruya göre çok önemli. Yani oraya mesela adil bir gelir dağılımı için yazmasaydım, devletin sosyal yardımlarının daha da artırması gerekir yani, ibaresi olsaydı. Ama sadece adil bir gelir dağılımı için dememin nedeni ne diye düşünüyorum şu an? Eğer orada şey, sosyal adaleti... Evet, zaten işte. Mesela sosyal yardımın daha da artırması gerekir deseydin sadece. Mesela öyle yani, adil bir geri dağılımı için değil mi? Ben adil bir geri dağılımı istemiyorum mu geliyor o zaman? İşte, evet, onu da biraz test etmiştim. Yani madem mevzumayız adil bir geri dağılımı noktasında, ama neyse, peki çok şey yapmayayım. Bu çok adil önemli. Gelir de eşit gelir de karıştırmayın. Adil gelir, gelir uçurumunu fazla olup olmaması değil. Bu pozisyonu koruyalım, konsensus pozisyonu çekelim mi? Çok önemli. Ülkenin bütünlüğüne yönelik bir tehdit olabilir diye düşünüyorum, evet. Bence de. Ve bence de tehdit olsun, böylelikle herkes şey özelleşir, federalleşir, evet. Ülke ve böylelikle yerinden yönetim sağlanmış olur. Ülke bütünlüğü de facto olarak iyi tanımlı. İyi bir şey tanımlı. Aslında soruya yönelik bir eleştiri bu, ama burada amacımız milliyetçiliği ölçmek, evet. Liberalliği ölçmek değil arkadaşlar. Onun için bu soruyu o şekilde ısrar ettik. Anlatabildim mi? Yani onu da bilin. O zaman böyle diyoruz. Şey mi? Üç mü? Bir şey önemli olabilir. Bence önemli değil mi? Evet. Çevresel etkilerine rağmen nükleer santral, üçüncü havalimanı, üçüncü köprü projeleri gelecek. Bu soruyu bir dakika bir açıklamak istiyorum. Bu soruda arkadaşlar projeler olan duyarlılığınızı ölçmüyoruz. Bu soruda çevreye olan duyarlılığınızı ölçüyoruz. Yani sizin çevre duyarlılığınız nükleer santralde başlayıp köprü ve şeyde bitebilir. Üçüncü havalimanında bitirilir. Yani nükleer santrali evet ama hayır, ama diğerlerine evet derseniz az çevre duyarlısınız. Hepsine hayır dersiniz. Çok çevre duyarlısınız. Hiç derseniz çevre duyarlılığınız yok manasına geldiği için. Neden bu üç projeyi bir anda bocaladın sorusuna vereceğim cevabı peşinden vermiş olayım. Şöyle, nükleer santralin en çevreci enerji üretimi olduğunu da vurgulayayım. Onun için burada da gelin. De facto kötü olarak nükleer santralin. Evet, o biraz kötü. Adam kaynak mı söylüyor? Ben bunu söylüyorum. Romanız çok güzel. Bu soruya kararsızın demek isteyen var mı arkadaşlar? Ben. Bu zaten liberal bir soru olmadığı için burada bir kararsız olmaz yani. Evet, çok liberalliği ölçen bir soru değil. Ben kesinlikle katılıyorum dedim mesela. Ya bir şöyle olsun dedim valla, kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Hadi ya, gerekli görüyorum demek kesinlikle katılmıyorum. Bunun kararsızlığı yok. Kavga çıkacak. Türkiye'de hazırlık okulları ve vakıfları ile ilgili hakları geliştirilmesi gerekiyor. Bundaki ölçmeyi yaptığımız duyarlılıktan bahsedeyim. Hakikaten her şeyi algoritmayla söylemiş oluyorum. Burada şu var, CHP mesela bu konuda HDP'ye göre daha teyakkuzda, ya nasıl teyakkuzda, HDP azınlık okulları ve vakıfları konusunda daha cömert kârken CHP biraz daha mesafeli. AK Parti de mesela burada AK Parti bu arada CHP'den daha fazla, onu söyleyeyim. Evet. Çünkü AK Parti azınlık okulları ve vakıfları konusunda işte yeni yasalar çıkardı, onların bir takım mallarını iade etti. Bu soru HDP'yi işte mesela CHP'den ayıran sorulardan bir tanesi. Genelde HDP, CHP benzer çıkıyor. Evet. Kürtçe anadiliyle eğitimle beraber, Kürtçe anadiliyle bu arada CHP pozitif verdim. Yani onlar da, pardon, pozitif vermedim. Kemal Kılıçdaroğlu Kürtçe anadiliyle eğitime karşıyız diye Selanatürk'te beyanı var. Evet. Kürtçe anadiliyle eğitim istemiyoruz tarzında. Bu soru CHP HDP'yi Kürtçe anadiliyle beraber ayıran soru. Haberiniz olsun. Burada... Katılıyorum diyebiliriz ama...
şey önemli. Çok önemli değil. Bence de çok önemli değil yani. Zaten bir şey de kalmamış. Alper, ben sana bir şey soracağım. Bu önem vericisiyle ilgili olarak, bu önem vericisi algoritmada ne kadar etkiliyor abi? Çünkü abi, bence orada kafalar çok karışmıştı. Bir de senin o söylemiş olduğun başlangıçta, hani hepsine çok önem dersek işte aslında hiçbir şey olmuyor mantığı var ya. Evet. Çünkü o da çok ciddi bir manipülasyon. Evet, o da çok ciddi bir manipülasyon yaratmıştım. Ve ben mesela hepsine çok önemli diyerek sonuca gitmiştim. Yani senin ama yani şey olayı da oluyor yani. Pozitif puanlı olanları çarpıyor, negatif puanlı olanları da çarpıyor. Bu sefer birilerini çok düşürken birilerini çok çıkartıyor. Sen o çok beğendiğin zaman. Ya bilmiyorum açıkçası. O çarpan etkisi falan nasıl oluyor, nasıl oluşuyor? Şöyle oluyor yani. Aslında sana aynı de, olmuyor. Aslında aynı olmuyor. Kesinlikle katılıyorum bunların. Ağırlığı artmış oluyor hepsine evet, çok önemli derse. Şöyle, çıkacak sonucu bir katsayla çarpıyoruz. Atıyorum 2 ile çarpıyoruz. Mesela hı, normalde bu soruda 5 puan oluyorsa AK Parti, 10 puan oluyor. Çok önemli dersen alacağı puan o şekilde artmış oluyor. Böylelikle 24'e 12 çıkacağına 36'ya 8 çıkıyor. Evet, aynen öyle. Yani oradaki rakam artmış oluyor. Anladın mı mantığı? Hala anlamadın mı? Anladım ben. Şimdi bence orada farklı bir ölçüm yöntemde kullanılabilir miydi diye düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü yok yani şöyle Alper onu yanlış söyledim en başta. Hepsine çok önemli dediğimiz zaman hiçbir şey olmamış gibi olmuyor. Evet aslında doğru. Yanlış söyledim. Neden yanlış söyledim? Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum arasında puanlarda fark var. Mesela normalde katılıyorum diyorsan HDP ana dilde eğitim konusunda. Katılıyorum diyorsan HDP'ye 2 puan gider. Kesinlikle katılıyorum diyorsan 5 puan gider. Çünkü katılıyorum şüpheli bir tanımdır. Onun için HDP az puan gider. Ve sen hepsine çok önemli dersen kesinlikle katılıyorumlar daha büyük katsa mesela 5, 10 olur, 2, 4 olur. Devam edelim o zaman. Başkanlık sistemi parlamenter sistemde daha demokratik bir yönetim şeklidir. Bu sorunun bağlamı Türkiye bağlamındadır arkadaşlar. Amerika'da bu öyledir filan tarzında yorumu. Başta keşke Türkiye'de yapsaydı. Ben buradan şeyi anlamadım bu soruyla alakalı. Yani başkanlık sistemi tek başına benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Evet yani. Bunun içerisinde mesela özel yönetimleri falan da mı ima ettiniz? Ben burada Tayyip'in yaratacağı başkanlık sistemi. Ama öyle ima ettim. Yani başkanlık sistemi bence normal şartlar altında daha Türk modeli başkanlık sistemi. Nerede Türk modeli? Abi bunu bir açalım ya. Yani burada bir bununla ilgili sunum da oldu ama ben o sunumun biraz kafa da karıştırdığını düşünüyorum. Yani Sibel sunum yaptığında ben başkanlık sistemi hakkında yani demokratik mi? Daha mı az demokratik olduğunu tam anlamamıştım. Yani bu başkanlık sistemi nerede? Mesela Venezuela'da demokratik değil abi. Daha demokratik ne anlamda? Hangi parlamenter sistem? Genel olarak başkanlık sistemi hep parlamenter sistemden daha demokratik ya da hep parlamenter sistem başkanlık sisteminden daha demokratik diyeceğiz. İmkansız diye düşünüyorum. Türkiye'de yaratılmaya çalışılan bir desek aslında. Zaten sorunun amacı o ya. O yani, soruyu bilmeniz lazım. Zaten kim demiyor abi başkanlık sistemi? Yani. Yani en son işte gündeme geldi başkanlık. O zaman şeyi ne yaptınız? Mesela LDP başkanlığı savunuyor. Burada hayır bence daha demokratik bir yerine burada şey dedi. Türkiye için daha iyidir. Ama daha uygun da şöyle, nasıl desem, peki daha uygun olsun. Yani daha uygun çok muğlak bir kavram. Bir kriterimizin olması lazım. Ben başka başkanlık sisteminde parlamenter sistemi yani en keskin ayrımı yasamal yürütmenin daha keskin bir şekilde ayrılması olarak düşündüğüm için hani katılıyorum buna dedim. Tayyip Bey'in getireceği bir şey olarak düşünmedim hani. Daha keskin bir ayrım. Benim için daha iyi bir ayrım. O zaman Türkiye'de eklemesin 500 binlikten sonra buraya ben bu soruda senin neyi sormak istediğini anladım ama şuradaki ibare beni çelişkide bıraktı gene. Yani kararsız. Peki algoritmayı böyle bildin. Türkiye'deymiş gibi cevap verdin. Yok. Anladım ben seni. Benim bunu ölçmek için sormuştum. Türkiye'ye kesinlikle katılıyorum. Genel olarak kararsızım. Benim soruma cevap yani ben kararsın dedim. Bu algoritma LDP'yi nasıl etkiledi? Onlar başkana savunuyor. Bunlar kesinlikle katılıyorum diyenler LDP'den artı 5 puan oldu. AKP ile beraber aynı. Çünkü AKP'nin başkanlık sistemi, LDP'nin başkanlık sistemi gibi oldu. Bence LDP bu da aynı. Ama eksi puan almadı şeyde. Kesinlikle katılmıyorum da eksi puan almadı. Kesinlikle katılmıyorum da AK Parti eksi puan aldı. Çünkü tam karşıtı olduğu için orada eksi puan almadı LDP. Kesinlikle katılıyorum da artı puan aldı.
anlatabildim mi? Puana gitmedi yani. Türkçe olarak bakarsa katılım. Aynen. Ne o? Ama yine devrenin şeye giriyor. Hani derinlemesine düşünülmediği zaman burada başkanlık istediklerken toplum neyi algılayacak? Erdoğan'ın istediği başkanlık. Evet, onu varsayarak sordum. O zaman ne diyoruz? Kesinlikle katılmıyorum. Ben de başka şeyde abi şu an önemli daha şeyler var yani. Tamam, az önemli ve kesinlikle katılmıyorum. Az önemli mi? Normal tamam. Normal bir kararsın. Hayır, bu sen. Tayyip Erdoğan'ın başkan olması az önemliyse... Ben bunu çok önemlendim. Gerçekten seçtim. İşte orada bir konsans olmuş. Bence kararsız. Evet, kararsız. Yani hiç buna dokunmadan ne? Abi şey söyleyeceğim, resmi AK Parti çıkıyor. Abi bunu zaten bak şuradan. Abi kararsızım olur mu ya? Ha, Türkiye'de her zaman... Bir şey söyleyeceğim, aldığınızı geç. Ben size şu an bir liberalin nasıl... Bu etkinliğin adı bir liberaller kime oy verir ve size algoritma içeriğini de söylüyorum. Diyorum ki... sistemi olarak kesinlikle çok önemli bir işaret nasıl yapalım ama orada şey yani tabii eksik var gitme normalde eksik var gitme çok daha önemli. Hükümet Merkez Bankası kararları da ne kadar müdahil olmalı. Aa, burada obam bile karışmış. Olmalı tartışması var. O kadar yok. Ama liberalizm var ya. Hayır, monetaristler mesela, liberaller dedi, sayı olarak vuracaksan dünyada liberallerde Avusturya iktisat ekonomisinden çok daha fazla neoklasikçi ve monetaristler var ve onların hepsi Merkez Bankası olması gerektiğini savunuyor. O çok marjinal bir tartışma. Ben de monetaristim mesela. Önemli diyebiliriz ya burada. Buna ne diyoruz? Çok daha az mı diyoruz? Önemli. Önemli diyoruz. Önemli diyoruz. Seçim barajını istek asmak. Yani bunu hemen seçim öncesi iskarlı bir şekerlikli görüyorum. Tabii kesinlikle katılıyorum. Ama şey olabilir mi mesela? %1 seçim barajı istiyordur. Sen ona da katılmıyorum demesini bekliyoruz. Kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum. Bence katılmıyorum. Bence katılmıyorum. Bence yani mesela benim savunum şey baraj yok ama dar bölge. Evet, ben de i̇şte yani. Bu ifade dar bölgesiz. Full seçim barajı kaldırsın kesinlikle katılmıyorum. Şehriniz varsa katılmıyor, ona düşebilirsiniz. Yok bence yani dar bölge olmasa bile barajı olmamalı. Nasıl önem sırası? Çok normal önemli. Yani çok önemli. Önemli ya da çok önemli. Bence de önemli. Önemli olmuş. Önemli yani. Bizde... Ya öyle önemli ki evlilik olmadan nasıl bazı yasal hakları ediniliyor? Yani şey, ama biraz hukuk sözleşmesi yapılabiliyor herhalde. Onunla ilgili bir proje vardı bizim burada ama ona kıyamam etti. Önemli. Önemli. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi suçların şüphesinde milletvekili dokunulmazlık kavramıdır. Bu aslında biraz muallakta bir konu. Aynen ben bilmiyorum. Ama yani tabii cevaplandırırken onu cevaplandırmak. Abi küsur okumazdan aslında hepsini kapsıyor. Bir insan çamura izi kalsın tarzından yani işte şu andaki adalet veya yargı sisteminde herhangi birini abi sen suçlusun deyip dokunulmazlığını kaldırır. Tabii bu sene boyunca yargılayabilirler. Ben yargılasınlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Dokunulmazlığı kaldırması milletvekili düşmesi anlamına gelmiyor. Sadece yargılanması anlamına geliyor. Doğru ama hapse yani, mesela atıp yargılayabilirler mi? Evet, şimdi hukuk, yani şimdi şöyle bir durum var. Hukuk sisteminde sadece yargılanma olarak bakalım ona ya. Yoksa cari hukukta bakacak olursak hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Ya oradaki şey yeni idealde yargılansın mı yargılanmasın mı? Ben de katılıyorum. Ya bir de Türkiye kesin. Şartlarında şöyle bir şey var. Adama bakıyorsunuz 20 yıldır mecliste. Dokunulmazlık var. Hiçbir zaman yargılayamazsınız o zaman. Ben katılmıyorum demiştim şansına ama. Ya şöyle milletvekillerin dokunulmazlığı genellikle... Sen niye katılmıyorum dedin abi? Abi çünkü şey değil yani... İş yaptırmazlar mı? Evet ya bu ifade... Yargılamanın iş yaptırmamayla alakası ne? Ondan şey, yok ben... İktidarın hükümüne giren bir yargı muhalefeti sindirebilir ama... Açıkçası ben bu tezi çözerken seçim yönelik çözdüm. Kararsızım için gibi çözdüm ve şu anki durumda bunun kaldırılması çok facia oldu yani. Hani meclisten adam toplar. Böyle polis gider içeri toplar götürür ya herkes. Ben de tam tersi şu için sorulmuştu bu soru. AK Parti milletvekilleri şu an hiç yargılanmıyor hiçbir şekilde.
ideal sistemde bu olursa partinin yetkilileri yargılanır noktası. Yani aslında bu soruların geneli hep ideal sistemi... Ben bu algıya göre cevap verdim. Ben de onu söyleyeceğim. Az önce başkanlığı Türkiye'ye, yani AK Parti'ye uygun başkanlık sistemi aldık. Bunu ideale... Yani bunu mesela Türkiye'ye uygun alırsan normalde adamın kaçma şüphesi yok, deli karartma şüphesi yok ama hemen içeri alırlar. Yani bence kaldırılmamalı Türkiye şartları. Normalde kaldırılmamalı. Tamam o zaman, algoritma yapan adamın verdiği hinte göre cevap vereceksin. Çünkü burada, şunlar bana söylüyorlar. Tutmuyorum derseniz ki eğiliminiz yanlış, testi yanlış aldığınız için eğiliminiz yanlış çıkacak. Ya onun için söylüyorum. Kaldırılma hocam. Yani eğiliminin sizin manipülasyon olmasın diye. Ben bu sorunun amacı... İdeal düzende ne olsa, eğer AK Parti milletvekilleri yargılansın mı veya MHP milletvekilleri, hoş onlar yargılandı bu arada. Yani bir divana kadar çıktı kolay yani. MHP hakikaten AK Parti o konuda sicili çok daha temiz bir parti. Yolsuzluğa çok ulaşmış bir parti olmasına rağmen. Aynen öyle. Mesutulmaz yargılandı. Ben bu soruda amacı ve algıyı gördüğüm için katılıyorum dedim ama hani normalde kendi cevabım bu değil yani açıkçası. Okay. Bence kararsın diyebilirim. Sen ama algoritmaya rağmen mi kararsızdın? Bak yani... Algoritmaya rağmen tabii ki AK Parti'nin karşısında kullanılmıyorum da. AK Parti'den bağımsız. Ben size söylüyorum, sorun net. İdeal bir hukuk sisteminde yargılansın ama yargılanmasın. Ben bunu Burak'la konuştuğum zaman Burak bana şey dedi, hakimler milletvekillerinin kendi inisiyatifleriyle düşünebilirler o zaman. Evet. O kadar subjektif bir şey değil ama bu. Somut bir suçtan bahsediyorsun. Tabii mesela bu soruda görevi kötüye kullanma çok muğlak bir şey. Doğru. Adam taş attı diye bu soru yani şu soruda sorunun tekniği değil. Aslında şöyle, ideal bir sistemde bile suistimal edebilir diyorsun. Tabii ama yolsuzluk öyle değil. Somut bir soru şeyden bahsediyorsun. Ya suçtan bahsediyorsun. Ya işte bir milletvekilini hakimin inisiyatifine bırakmış oluyorsun ve hakimin orada kötü yetkili de pek tabii ki olabilir. Peki ne olsun? Yolsuzluk yapan adam ne yapılsın? Onu bana cevap. Yolsuzluk yok. Ben... Yolsuzluk zaten çok bence net ama görevi kötüye kullanmadan... Görevi kötüye kullanmadan da şunu anlayalım. Yani o sadece yolsuzluk suç olmasın. Sadece yolsuzluk mu suç yapabilir? Orada soruda ne koyabilirdim ki? Yani orada biraz... Yani tabii ki kamu güvenliği kadar soyut bir mesele ya. Değil. Ya bu HDP milletvekilleri işte atıyorum terörist destekliyorlar, görevi kötüye kullanıyorlar diye yüklenebilirler. Anladım. Doğru. Soru kısıtı olduğu için ben onu o şekilde yazmadım. Aynen. Yani elimiz dar. Ama orada da görevi kötüye kullanma gerçekten görevi kötüye kullanmaymış gibi. Anlayamamız lazım. Algoritma ona göre. Tamam yani katılıyorum deyip geçelim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Şunu diyorsanız bu hala atıyorum ideal sistemde jüristokratik bir ara jüristokrasi tartışmaları yapıyorduk. Evet. Yani hakimlerin yasama... Yani öyle düşünüyorsanız kararsızsın da mesela Ayca'nın ve şeyin Kur'an itirazı aslında liberal de bir itiraz. Yani o kadar şey... Çünkü ben onu düşünememiştim. Ben kesinlikle katılıyorum demiştim. Kaldırılmalı falan filan. Ondan sonra konuştuktan sonra ben katılmıyorum dedim. Katılıyorum mu kararsızım o zaman? Kararsızım. Hükümet değişikliği ülkede uzun vadeli bir ekonomik krize sebep olabilir. Ya bu da mesela algıya aslında... Bu sorudaki amaç şu, AK Parti giderse ekonomik krize olur mu olmaz mı? Yani çünkü aynen. Burada birçok insan sırf bu sebepten dolayı oy verdiği için bunu test ediyor. Burada diğer partileri test etmiyoruz, burada AK Parti'ye eğilmiş test ediyoruz. Peki, o ekonomik krize olsun ama ben yine CHP vereceğim diyen insan da olabilir. Yani mesela olur. Tamam, öyle olunca durma. Mesela kesinlikle katılmıyorum diyorsan, AK Parti'den oyun düşüyor, diğer partilere ufak ufak puanlar gidiyor. Katılmıyorum. Aynen. Kesinlikle katılmıyorum. Gerçi biliyorsun yatırım bankaları piyasalarla oynadığı zaman 276 partiyi izler. Tek başına iktidarda kalmasın. Bu arada... Önemli ne bu arada? Önemli evet. Normal. Bence önemli. Ben şöyle iktisat bilgiler soruyu zaten en önemli geçiyor. Hayır, çok önemli değil ama bu önemli bir soru yani. Şeyin seçime çok direkt etki eden bir şey olduğu için önemli bir soru. Evet, gerçi orada... Çok direkt etki ediyor ya. Çok bence en az %5'lik bir kesim ama... Yani, çok... Türkiye'de basın özgürlüğü gittikçe daha kötü bir hal alıyor. Çok önemli bir kesim. Evet, çok önemli bir kesim. Katılıyorsunuz ve çok önemli. Evet, ve çok önemli diyorsunuz. Peki yani burada sosyal internete müdahalede önemli derken hümaniye çok önemli. Ben hümaniye daha az önemli diyorum. Orada yani, insan çok spekülüyor. Yani çünkü abi orada yani orada direkt bizim
Ben buna zaten çok önemli denmiş. Ama burada da ki... Yani. Ama televizyon ne? Şu bence biraz abartılıyor. Televizyonların gazetelerin insanları yönlendirme konusu bence biraz abartılıyor. Hiç öyle düşünmeyin abi. Anadolu'nun spor. Ortalama seçmeliyoruz. Anadolu'da televizyon inanılmaz. Bak TRT'de. Bir dakika ama orada gene sana katılmıyorum. Televizyonun etki ettiği kesim belki %5'tir. Çünkü zaten televizyon izleyen kesim kemikleşmiş AK Partili, kemikleşmiş CHP'li, kemikleşmiş MHP'li. Bak mesela sen çıktın CNN Türkiye, bizim siteye girenlerin sayısı çok mu arttı? Patladı mı? Hayır. Çünkü bu sitenin hedeflediği, aynen. Sitenin hedeflediği kitle televizyon izlemiyor zaten abi. Bir günce bas da izlemiyor. Ama işte mass population izliyor abi. Şimdi mass population izliyor ama ondan sonra kemikleşmiş kitle izliyor yani televizyonu. Ama kemikleşmiş diye karar veriyor. Mass population izliyor. O kemikleşmiş kitle, bak Türkiye'de bence yani bence değil hatta, araştırmalar falan da var bununla ilgili. Anketlerde hep soruyorlar işte kafanızı kesseler gene kime oy verirsiniz tarzında böyle hani böyle sorular var. Tamam, oraya gidiyorlar. AKP diyen, MHP diyen, CHP diyen bir sürü adam var abi. Hani adam ne olursa olsun dünya... Adam başka kanalı zaten izliyor. Yani mesela bizim televizyon izliyor da onun kendi kanalı var, onu izliyor. Ama alternatif kalmadı arkadaşlar. Biz onu da düşündük. Size tek... Bu neye benziyor? 1984'ü aklınıza gelen en uç örnek. Tek yanlı, size gelen tek enformasyon, tek kaynaklar. Alternatifler var. Şu an azaldı. İşte en uç örnek de olmadığı için ben buna... Cemaat medyası olmasa gitmiş olsun zaten. Yani Show TV de şu an gitti arkadaşlar. TMSF'ye gitti. Mainstream, bak Star, mainstream bir kanaldı. Tamamen hükümetin tarafına geçti. ATV mainstream kanaldı, ne olduğunu biliyoruz. Bir kanal D kaldı. Evet. O kanal D'nin de böyle tasması var yani, öyle söylüyorum. O tarz bir durumda. Öyle ekstradan çok inanılmaz tarafsız değil. Ben şunu istedim. Bu arada bir günce bastı. Ben Full AK Parti karşıtı birkaç günde söyledim. Rahatsız oldu hafiften. Çünkü adam da NTV'de bu sebepten dolayı gönderildiği için bu meselelere de çok keskin bir şekilde girmek istemiyor. Anlatabildim mi? Evet. Onun için bu... Ya ne olacak? Herkes zaten kanalını izliyor kadar basit bir mevzu değil. Olay gittikçe tek kaynaklaşıyor. Hayır, ben basın özgürlüğü olmadığını düşünüyorum. Bunun önemli olup olmaması. Aynen. Bak ben buna kesinlikle katılıyorumu seçtim ama önem derecesi çok önemli değil. Ben de çok önemli. Ben itiraz ediyorum çünkü bu toplumsal olaylarda o manipülatif hareketleri falan sansürle de çok ciddi anlamda etkiliyorlar. Evet. Mesela şu 17-25 Aralık dönemi içerisinde diyelim ki o kasetleri, ses kayıtlarını kalkıp da televizyondan yayınlayabilmiş olsalardı pek çok ses kaydını, pek çok şeyi de televizyondan yayınladılar. Kalkıp onu da yayınlamış olsalardı halk çok ciddi anlamda şöyle bir sallanırdı yani. İşte abi dinleyen ve inanmayan bir sürü insan var, o kadar inanmıyor. Hepsi dinleyen, herhalde biliyor. Ya hocam ama televizyondan dinlemek gerçekten çok farklı. Alperin dediği uç noktada olmadığımız için ben buna önemli dedim. Mesela nasıl değil, öyle bir durum olsa çok önemli. Abi nerede yayınlandı Allah aşkına? Gezi Parkı'nda insanlar ilk 3 gün hakikaten Anadolu'da ben bunu diyorum ki bu olay ne oluyor falan. Hakikaten böyleydi yani kimse 3 gün bilmiyordu Gezi Parkı'nı. Bir ikincisi öğrendikten sonra bunun tamamen terörist bir faaliyet oldu. Anadolu'da çok hakim bir yayın. Şeydi anlatabildim yani kanıydı. Abi hala öyle yani işte o şimdi elan var ya Bursa'da. Böyle şeyler. Aktivist oğuzlar falan şey yapmışlar. Onlara destek olalım falan filan diye. Biz gezici değiliz diye kovmuşlar adam. Evet. Karıştırmayın burayı falan. Orada inanılmaz bir bu arada doğru bir hareket yapmışlar. Evet, onu söyleme gezicilik. Çok önemli mi? Çok bence önemli. Bence gayet önemli. Çok önemli. Yerel yönetimlerin görev alanlarının genişletilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Merkezleşmekten uzaklaşmak lazım. Çok önemli. Çok önemli. Kürtaj, evlilik dışı ilişki, alkol kullanımı gibi meselelerde devlet ne kadar müdahil olmalı? Direkt cinsel ayak bir dakika. Ahmet orada mı? Ahmet yemek yiyor. Bu sefer sen cevap verir misin? Bu direkt cinsel ayak son 5 soruya yetişti arkadaşlar. 3 soru gelmemişti. Bu arada hakikaten hiç diye bir seçenek. Arkadaşlar şundan sorayım. Bak bu üç tane, olabilir üç mi? Farklı maddeyi koymamın nedeni size çevredeki gibi söyleyeyim. Duyarlılığınızı ölçüyoruz. Kürtaj konusunda
fikriniz biraz şüpheciyse orada daha az yapıyorsunuz. Tamam, kürtaj konusunda ise çok daha az. Ve çünkü HDP mesela kürtajı da içine alıyor ama başka partiler kürtajı içerisine almıyor. Ona göre eğilimimiz daha öyle. Çok da fazla hocam. Benim bu maddeye itiraz bir şey oluyor. Siz sen dedin yani kürtaj diğerlerinden ayrı olabilir o zaman. Tamamen katılmıyorum. Daha az. Çok daha az. Bu tek düşünülebilen bir şey değil. Biraz daha yetinmesi gerekiyor. Yani hepsini aynı pakete koymak konusunda başlarında düşünüyorum. Yani daha az katılıyorum mesela bu aklıma gelmez mi diye. Direkt düşünmeyelim o zaman. Biraz aynı bir şey. Yani zaten... Ya, biz bu şeyi yani test herkese yapıyoruz. Sadece bize değil. Daha fazla değil. Evet, zaten testimiz yani, abi ne yazık ki perfect değil, onu da özellikle. Yani şey etsinler doğru abi. Yani, aynen, yani bu tarz yapılan hiçbir şey, hiç daha böyle de çünkü yani sorunun nasıl sorulduğu, virgülün nereye konulduğu diye yani etkiliyor yani. Hata varsa abi, çok bunu geçtim, Sabancı'dan hoca hazırlamıştı, omru hatalar var yani, Ali Çarkoğlu. Evet, geçen seçimlerde Koç Üniversitesi'ni yaptık. Aynen, gene var o şey. Ha gene var mı? Mesela gene var daha, işte. Daha kullanışlı. Sonlar sanki daha iyi. Bilmiyorum nasıl bir yerden sonra bir şey. Ötece karşı çıkanı kimse ben kadın bedeni bir karışayım diye karşı çıkmıyorum. Yani dinleyen adam da aynı şekilde. Tam da bebek diye bir dahil olsun. Evet. İşte özel hayat diye karşı çıkmıyor adam. Evlilik dışı ilişki başka bir şey olsun ama kendi bedeniyle ilgilenmiyor. Sosyal olarak sen eğer o adamla mesela ilişkini kesmek istiyorsan Hayır, birinin vücut mülkiyetini devletin korumasından bahsediyor. Ya bu çocuk konuları çok tartışmalı. Evet, evet. Onu zaten geçen de konuştuk. Evet, çocuk çünkü acı çekebiliyor. İşte ileride birey olma potansiyeli var ama sözleşme yapamıyorsun. Yani çocukla ilgili konular hep sıkıntılı. Onun için daha az diyebiliriz belki. Çok daha az mı daha az mı? Bence çok daha az. Çok daha az mı? Aynen. Normal. Önem derecesi normal mi? Ha tabii. Yani, evde alkol kullanımı falan da var. Abi ben çok önemli. Bu direkt kişisel hayat. Çok önemli. Bireysel hayat özgürlükleri. Tamam. Eylem de yaptık o zaman. Tamam. Yani muhalif partilerin belediye altı ve benzeri kamusal hizmetleri daha iyi yapabileceğini düşünmüyorum. Ben bu ikisi de yani. Bu da AK Parti seçmenini ölçmek için demin de bahsettiğim gibi birçok insan bunu sırf bu yüzden oy veriyor AK Parti'ye. Bunu ölçmek için. Ya işte buradan... Ben bu arada buna kesin katılmıyorum ve kararsızlığımı hakikaten emin değilim. Bunu liberallikle alakalı, yine de AK Parti karşı olacağız diye durmuyorum. Hakkında teslim edeceğimiz noktalarla arası bu yani. İstanbul'daki yani eli yüz düzgün belediyelerin çoğu CHP'de. Evet. Sen sarı, abi ben mesela Beşiktaş'tayım. Yani, ben CHP belediyelerinden hiç memnun değilim ki abi. Gerçekten ben yaşamadığım için belki öyle. Maltepe de CHP ama. Bu Mustafa Sarıgül neden Şişli'de %80 alır? Hiçbir zaman anlamamıştım. Çünkü Şişli'nin yolları da güzel dedi. Kaldırımı güzel değil, peyzajı güzel değil. Kofi de yardım yapıyor. Ama çoğu şey orada Şişli'si. Şişli'nin %50'si Sarıgül hemşerisi. Ha öyle mi? Aslında öyle bir şey var. Oraları yerleştirmiş yani. Abi Kadıköy'de öyle bir şey de yok. Erzincan'da. Kadıköy'de öyle bir şey yok. Sadece merkez olarak düşünüyorsun. Merkeze şey bakıyorum. Yani, Büyükşehir'e bir yerleştirmiş. Yok ama Konzeta, Bostancı, Erenköy falan. Ben 5 yıldır Erenköy'de oturdum zaten. Yani hiç memnun değilim yani. Onun için kararsızım demiştim ben. Ben de kararsızım. Ben de katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Bu çünkü Türkiye iç politikasına... Şu olabilir abi, eğer savaşı da sürükleyecek kadar bir duruma gelirse önemli yani. Ben bunun işin savaşa gidebileceğini düşünüyorum. O kadar şey önemli seçmediğimiz için bundan... Ya hatta savaşa gidebileceğini işte yani reyanda... Önemli bir şey tartışıyor. Normal önemli. Normal önemli. Bir sürü soruda bir şey verilemedik yani daha önemli bir şey. Çok önemli. Sen bu merak ediyorsun. Sonuçlar. Bu seçimde barajlar, bunu şey diyelim, kesinlikle katılıyorum diyelim bence. Çünkü eğilimimizi ölçüyoruz. Baraj gibi, pragmatik bir kavram. Bunun şeyi önemi yok. Yani derecesi anlıyor musun? Anlıyor musun? Güzel oldu. HDP'nin sonucu %10. Yalnız HDP %28 ve işte.